Türkiye'de hukuk şu durumda yok. Yani yok. Olmayan bir şeyi arıyoruz biz. Olmayan bir şeyi arıyoruz. Bakın hukuk fakültelerinde anlatırlar İngiltere'deki bir olayı. Gerçektir ya da değildir ama öykü olarak anlatırlar. Anlattıkları husus şu. Kral dolaşıyor kentin içinde. Kilise çan çalıyor. 4 kez çalmış. Kral bakıyor gün, saat, kilisenin çalın niye çalsın? Soruyor. Diyor ki niye? Niye 4 kez? Ne oldu? Diyorlar ki Haşmet Mahap bir kez çaldığında bildiğiniz üzere işte tebaanız ölmüşse, vefat etmişse bir kez çalar. Prens ölmüşse 2 kez çalar. Kral ölmüşse 3 kez çalar. E peki 4 ne? Hukuk öldü diyorlar. Türkiye'de hukuk ölmüştür. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Bakınız. 1913 seçimleri için bizim siyasi tarihimiz, demokrasi tarihimiz sopalı seçimler der. Kimin marifetidir? İttihat Terakki Partisi mensuplarının marifetidir. Koca İmparatorluk daha sonraki süreçte de Hürriyet İtilaf Partisi mensuplarının bu türlü hukuksuzluk, yolsuzluklarına tanık olmuştur ve Koca İmparatorluk İttihat Terakki Hürriyet İtilaf çekişmesiyle tarihin karanlığına gömülmüştür. Çökmeyecek miydi? Tabii ki çökecekti. Ama kendi elimizle gönderdik. Bakın şimdi bu bir. İki, 1946 seçimleri için bizim demokrasi tarihimiz, siyaset tarihimiz ve derslerde anlattığımız şekliyle ifade ediyorum, utançlı seçimdir. Niye utançlı seçimdir? 46 seçimle büyük hile karıştırılmıştır. Çok büyük hile karıştırılmıştır. Onun için utançlı seçim deriz. Ha 1950 seçimi normal seçimdir. İsmet İnönü'nün sayesinde, onun dirayetiyle olmuştur. Işıklar içinde uyusun ve kimsenin burnu kanamadan, dikkat, kimsenin burnu kanamadan seçimi yenileteyim, ona oyu saydırayım, bunu yapayım generallerin baskısına rağmen hayır demiştir. Hayır demiştir. Tek bir kişinin bile burnu kanamadan siyasal iktidarı teslim etmiştir. Şimdi gelelim 2019 bu seçim için. İleride siyasi tarih kitapları ne yazacak? Demokrasi tarihi derslerinde hocalar ne anlatacak? Muhtemeldir ki herhalde şöyle bir cümle kurulacak. Çok üzüntü vericidir ama 2019 yerel seçimine, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimine, daha doğrusu büyük muhtarlık seçimine hukuk müdahale ederek bir hukuk darbesi yapılmıştır. Yargıçların müdahalesidir. Şimdi bu seçimde böyle anılacaktır. Bunlara gerek var mıydı? Bunların hiçbirisine gerek yoktu. Peki bütün bunlar niye oldu? Bir şuna bakalım. Ben birkaç kez yineledim, bir kez daha yineliyorum. Şu anda devleti Devlet Bahçeli Beyefendi yönetiyor. Ne zamandan beri? 2002 seçim, erken seçim kararı aldırdığından beri. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hapishaneye alındı biliyorsunuz bütün siyasetçiler ve MHP'liler de genel başkanları ışıklar içinde uyusun dahil olmak üzere. Burada söylenen bir cümle var. O cümle şu. Deniyor ki biz hapishanedeyiz ama düşüncemiz iktidarda. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde MHP'nin düşüncelerinin ne kadar yer aldığını onu bilmem. Bak onu bilmem. Ama bildiğim bir husus var. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de Devlet Bahçeli Beyefendi yönetiyor. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin karıştığı, yanlış anlaşılmasın, saygısızlık anlamında söylemiyorum, bunu halk deyimi olduğu için söylüyorum. Burnunu soktuğu her şey onun istediği şekliyle sonuçlandırılıyor. Bu seçimin yenilenmesi hususunda da bakın dikkatinizi çekerim iki hususa. Birincisi Tayyip Bey ilk gün çok net biçimde bu seçimin kaybedildiğini ama ilçelerin halk tarafından teveccüh olarak verildiğini söyledi. Devlet Bahçeli Beyefendi de ne dedi bir gün sonra? Bir oy bile dedi bak bir oy bile farklı alınmışsa yani artı alınmışsa efendim seçimin sonucu bitmiştir. Buna rağmen sanırım bugün mü dün mü bilemiyorum haberlerde gördüm ama tarih olarak görmedim.
MHP milletvekili Cemal Enginyurt beyefendinin bir konuşması var. Sanıyorum meclis bahçesinde çekilmiş o. Orasının olduğunu düşündüm. Çünkü çok hızlı geçti haberlerde. Aynen cümlesi şu. 24 Haziran seçimlerine de şimdi anlatacağım. Aynı nedenlerden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti itiraz ettiği için kendisine görüş sorduklarında şunu söyledi. Olur mu dedi öyle şey. O seçimin sonucunda dedi 10 milyon oy fark var dedi. O dedi niye iptal edilsin? Beyefendi, demokrasi dediğimiz siyasal sistem tek terazisi sandıktır ve sandık şunu söyler. Kim bir fazla oy almışsa iktidar onundur. Eğer 10 milyon oy aldı diye hukuk katledilecekse, 10 milyon farklı oy aldı diye sandıklar yok sayılacaksa, eğer 10 milyon fazla oy aldı diye Yüksek Seçim Kurulu kendi kararlarını çöpe atacaksa, eğer 10 milyon oy farklı aldı diye anayasa yırtılıp atılacaksa, o zaman böyle bir şey yapmayalım. Engin Bey'den bir ricam var benim. Enginyurt Beyefendi'den bir ricam var benim. O ricam da şu. Lütfen meclise bir yasa teklifi versin beyefendinin Milliyetçi Hareket Partisi adına. Verdiği yasa teklifinde şu olsun. Bundan sonra yapılacak olan bütün seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi kaybettiği her yerde kazanıncaya kadar seçim tekrarlanır. Rica ediyorum kendisinden ya. Lütfen yapsın bunu. Bu ülkeye yapacağı en büyük hizmet olur bu. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın kendisi demiş ki seçimden bir gün sonra veya iki gün sonra. İşte bütün arşivde duruyor cümlesi Devlet Bahçeli Beyefendi'nin. Artı bir oy alan seçimi alır demiş. Kendisi söylemiş bunu. Şimdi bir şey diyebilir miyim abi burada? Sözü kestim de biraz rahatlatayım. Lise yıllarında bir tiyatro hocam vardı. Tabii biz öğrenciyiz. Bir konuda fikir beğendim. Haklıyım. Bana dedi ki haklısın, haklısın ama haklı olamazsın dedi. Bitti. Şimdi bu da kazanabilirsin, kazanabilirsin kazanamazsın. Ama kazanamazsın. Çünkü ben istemiyorum kazanmanı. Yani bu böyle şöyle bir şey yapalım bundan sonra biz. Ya bize yazık günah. Niye biz seçimlerde bu kadar uğraşıyoruz? Devlet niye bu kadar masraf ediyor? Ya yazı tura atsınlar ya da Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kendisi karar versin. Ben şunu uygun görüyorum, şunu uygun görmüyorum diye. Gerçekten ama. Şimdi bak düşünüyorum ben. Devlet Bey 2002 erken seçimine karar verdi. Abdullah Gül Beyefendi'yi Cumhurbaşkanı seçtirdi. Referandum meselesinin kararını o verdi. O verdi kararını. Bu seçimin kararını o verdi. Şimdi Devlet Bey, ben daha önce de söyledim kendileri için. Şu anda devletin bütün koridorlarını en iyi bilen adam. Peki en iyi bilen kişisiniz siz ve hayattasınız. O zaman o koridorlarda insanların doğru yürümesinin önünü açsanıza. Açsanıza. Şunu iyi düşünmek gerekiyor. Devlet Bahçeli Beyefendi de bir gün Hakk'a yürüyecek. Artık bu hayatta olmayacak bir gün. Ölmüş olacak. Ülkenin siyasi tarihi yazanlar acaba kendisi için ne yazacaklar? Ne yazacaklar kendisi için? Ne anlatılacak orada? Geçmişteki bakın bu kadar siyasi önderler, liderler, karar vericiler için bakın neler yazılıyor. Olumlu ya da olumsuz bak neler yazılıyor. Ne yazılacak? İyi düşünmek gerekiyor. Çok iyi düşünmek gerekiyor. Ha, yarın kendisinin ölümünden sonra hatıratı yayınlanırsa eğer bu kararları niye aldığını görebiliriz. Ama ben şunu düşünüyorum günlerdir. Bak bu kadar yılın hocası olarak ve bu kadar yıldır bu kadar çeşitli ders anlatan birisi olarak. Ben şunu düşünüyorum. Diyorum ki Devlet Bey büyük bir hassasiyetle beka sorunu Türk toplumun önüne getirdi. Peki alınan bu stratejik yanlışlıklarla yani iktidardan söz ediyorum, kendisinden söz etmiyorum. İktidarın almış olduğu bu kadar büyük stratejik yanlışlıkların hepsini ama hepsini onaylayarak iktidarın devam etmesini sağladıktan sonra gelecek açısından acaba Türkiye'nin beka sorunu ne hale gelecek? Ne hale gelecek? Tabii şu anda bunun için bir şey söyleyemeyiz doğal olarak da ama çok çok iyi düşünmek gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor meselesine. Şimdi bakalım.
İstanbul'daki seçimin yeniletilmesini kimler niye istedi? Şimdi iki tane taraf var. Bir, seçimin yenilenmesini isteyenler, seçimin yenilenmesini istemeyenler. Seçimin yenilenmesini istemeyenler kimler? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi gibi unsurlar. İşte senin gibi bağımsız katılmış olanlar. Senin dışında... Bağımsız Türkiye Partisi. Hem düzeltiyorum. Bağımsız Türkiye Partisi adayı olarak katılmış olanlar. İki de bağımsız aday varmış. Benim onlardan haberim yoktu. Asistan çocuklar söylediler. İkiden fazla. Ya bana iki tane. Aldıkları demek ki oylar yüksek olunca, yani oylar yüksek dediğimde toplam ikisinin aldığı toplam oy 4500. En yüksek alan ikisinin toplamı 4500. Şimdi peki seçim yenilensin diyenler kimler? AKP, MHP. Yeterli değil şimdi, yalnızca ikisi değil. Peki başka kim? Tayyip Bey'in kendisi. Başka? Binali Yıldırım Beyefendi'ye partinin içinde karşı olan gruplar. Niye karşı olan gruplar? Çünkü şunun için. Bu seçimde bir kez daha yenilirse, ki yenilmesine izin vermemek için devletin bütün olanakları sarf edilecek, seferber edilecek bütün olanakları, ama devletin maddi manevi her şey artık çok aleni, çok net, çok açık görünüyor bu. Çok aleni, çok net görünüyor. Eğer söylediğim şekliyle olmamış olsa açık net ifade ediyorum. Ekrem Bey en az artı 7 puan farkla bu seçimi alır. Ama iş öyle olmayacak tabii ki. Tabii ki iş öyle olmayacak. Hiç. Bu noktaya geldikten sonra bu seçim artık siyasal iktidar tarafından, Devlet Bey tarafından bırakılmaz. Bırakılmaz. Bıraktıkları andan itibaren prestijleri sıfır düzeyine düşeceği gibi AKP iktidarı da bitmiş olacak. Bitmiş olacak. Tayyip Bey'in kendi, hem Cumhur Reisliği anlamında söylüyorum, hem AKP Genel Başkanlığı açısından söylüyorum, iktidarı bitmiş olacak. Buna eğer razı olunuyor denirse söyleyecek hiçbir sözüm yok. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Şimdi Binali Bey yenilsin isteyen grup diyor ki bu olsun. Devlet Bahçeli seçim yenilensin aslında başka bir şey sanıyorum ki yüreğinde var. O yüreğinde de şu: bu seçimi Ekrem İmamoğlu beyefendi kazansın, Tayyip Bey bir kez daha yenilsin. O zaman çok açıkça şu olacak: AKP MHP'ye muhtaç. Yani ben olmadığım sürece sen olamazsın. Eğer 18,81 rakamı doğruysa o zaman AKP'nin oyu %34 civarında demektir. O Devlet Bey'in söylediği 18,81 doğruysa. Yani 52-53 diyeyim toplamına. Onun için söylüyorum, 52-53'e baktığın zaman 34 küsura gelir.